وعن ابن مسعود أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم. İmam Müslim radıyallahu rahmehullah'ın Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh'tan naklettiği bir rivayet. Diyor ki Ebu Mesud Hazretleri, bir adam geldi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Dedi ki ya Resulallah, ben bineğimi kaybettim. Hayvanım telef oldu. Bana bir hayvan temin et, bana bir binek ver. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ma indi buyurdu. Benim yanımda yok, bende hayvan yok, sana vereceğim binek hayvanı bende yok. Bunun üzerine orada bulunan bir adam, sahabilerden birisi, dedi ki ya Resulallah, ene edulluhu ala men yahmiluhu. Bu adama binek verebilecek birisini ben gösterebilirim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki men delle ala hayrin felehu mitlu ecri failihi. Veya bu rivayetin bir başka varyantında hepinizin çok yakından bildiği, hafızasında olan eddal alel hayri kefailihi. Başka bir varyantta da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle buyurduğu naklediliyor. Rivayetin burada sevk edilmesinin sebebi, bir hayra delalet eden, birisini bir hayra yönlendiren kişi bizatihi bil fiil o hayrı işlemiş insan gibi sevap alır buyurması Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. Dolayısıyla insanların Kur'an ve sünnet ahkamına yönlendirilmesi, Allah Teala'nın muradının insanlara aktarılması, anlatılması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebligatının nakledilmesi, işini yapan insanlar, bunu Allah rızası için yapan insanlar, o naklettikleri hususlarla amel eden insanların o amelden aldıkları sevap gibi sevap alırlar. Çünkü insanları hayra yönlendiriyorlar, hayra delalet ediyorlar. O hayrı bil fiil işlemiş insanlar gibi sevap alırlar. Burada ilme bir teşvik bulunduğunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Bu sebepledir ki arkadaşlar, tarih boyunca gerek yöneticiler, hükümdarlar, valiler, gerek büyük alimler, büyük imamlar ilmin neşrine olağanüstü bir gayret sarf etmişler. Gerçekten Selefi Salih'in hayatına bakıyoruz. Adeta bütün meşgaleleri ilim neşri, ilim öğrenilmesi, öğretilmesi, bunun yayılması ve toplumun bu doğrultuda kanalize edilmesi, inşa edilmesi daha doğrusu. Ve ahir zamanda da ümmetin en fazla ihmal ettiği alan burası. Yani ilmi faaliyet, bilhassa Kur'an ve sünnet ilimleri, ulûm-ü şer'iyye, bu ümmetin uzun tarihi boyunca en fazla ihmal ettiği mesele olarak dikkat çekiyor. Baktığınızda özellikle son çeyrek asırdan itibaren bu ümmetin artık her şeyi var. İş adamı var, sanatçısı var, efendim medya patronu var, fabrikatörü var, her şeyi var. İlim adamı var mı? O kadar net, o kadar mutmain konuşamıyoruz. Bu ihmal aslında bütün ümmete zararı, bütün ümmete dokunan bir ihmaldir. Çünkü tabiat boşluk kabul etmiyor. Bizim boş bıraktığımız bu alan başkaları tarafından
başka biçimde dolduruluyor. Bu gayet tabii bir şey. İslami ilimlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi bizim için, ümmeti Muhammed için ekmek kadar, su kadar, hava kadar önemliyken fuzuliyattanmış gibi algılanıyor. Olsa da olur, olmasa da olur kabilinden bir şeymiş gibi algılanıyor. Ne kadar büyük bir iptilaya düçar olduğumuzun çok açık ve net fotoğrafı bu aslında. Bizim boş bıraktığımız bu alanı, evet, başkaları dolduruyor. İnternete girdiğinizde arkasında dev dev devlet bütçeleri olan bir takım grupların, kesimlerin, mezheplerin, ideolojilerin bedava propagandalarını görüyorsunuz. Bedava propagandalarını görüyorsunuz. Hasbelkader Şiilik üzerine kitaplar toplamaya çalışıyorum ben. İnternetten indirmekten yoruluyorum hakikaten yani. Yoruluyorum. Tasnif edemiyorum. O kadar çok ki. Şii kaynaklar o kadar çok ki tasnif edemiyorum. İndirip bir yere, bir dosyanın içine, klasörün içine biriktiriyorum. Tasnif edecek zamanım yok. Aynı şey Vehhabi çevreler için de öyle. İşte bu Şamile programını görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bedava dünyanın kitabı var internette. Dünyanın ses kaydı var, dünyanın videosu var. Bedava. İndirin, dinleyin, alın, kullanın. Artık kitap satın alma dönemini uzun süreden beri kapatmış bulunuyoruz. Kitap satın almıyoruz. İstisnai haller dışında. Çünkü internetten bedava indirebiliyorsunuz. Fakat yaptığınız bu iş, yapılan bu iş son tahlilde kimin değirmenine su taşıyor, ona bakmak lazım. Bizim kütüphanelerimizde yatan yüz binlerce kitap, ecdadımızdan bize kadar intikal etmiş yüz binlerce eser. Bunlar nerede? Bunlar kimin işine yarıyor? Bunlar niye yazılmış? Bunlarla ne yapacağız? İlgililer, yetkililer, sorumlular bu konuda ne düşünürler, ne yaparlar? Enteresan bir şey gerçekten. Bu bir propaganda savaşı, bu bir ideoloji savaşı, bu bir varlık yokluk mücadelesi. Bu bir savaş yani, işin Türkçesi bu bir savaş. Bu savaşta medyayı kim daha etkin kullanıyorsa, interneti kim daha etkin kullanıyorsa, onun sözü, onun sesi daha fazla çıkıyor, daha çok konuşuluyor, daha çok dinleniyor. Bu sahaya yatırım yapmayı bu ümmet, bu ehli sünnet vel cemaat kesim ne zaman, nasıl gündemine alacak? Bu konuyla ilgili kim nereye, ne yapacak? Hakikaten çok böyle insanı tedirgin eden, insanı dehşete düşüren, daha Türkçesi, bir ihmal var. Evet, hiçbir şey yapılmıyor değil. Lokal faaliyetler var, gayretler var, çabalar, çalışmalar var. Ama şöyle bir uzağa çekilip kuş bakışı baktığınız zaman bu lokal faaliyetlerle diğer etkinlikleri kıyas bile kabul etmeyecek kadar birbirinden farklı olduklarını görüyorsunuz. Günümüzde artık bu medya üzerinden, internet üzerinden yürütülen bir mücadele olması dolayısıyla bu alanın daha etkin biçimde kullanılması lazım. Sözün burasında, Allah nasip ederse Kasım ayının başında faaliyete geçireceğimiz, birçok kardeşimizin Twitter, Facebook üzerinden haberdar edildiği bir faaliyetimizi duyurmak istiyorum. Sanal okul adını verdiğimiz bir faaliyet bu. Allah Teala nasip ederse
bir okul sistemi, okul mantığı içinde çalışan, çalışacak olan bir program üzerinden 8 başlık tespit ettik. O 8 başlık akaitten başlıyor. Araştırma teknikleri diye bir dersle bitiyor. Bu 8 başlıkta haftada bir gün olmak üzere ders yapacağız. İnternet üzerinden canlı, interaktif ders yapacağız. Bunu mümkün olduğunca çevrenizde duyurmanızı, yaymanızı istirham ediyorum. Bu önemli bir çalışma. Artık binalara trilyonlar verip arsa almak üzerine bina yapmak, bunun külfetiyle, bunun meşakkatiyle uğraşmak gerekmiyor. Bir internet programı üzerinden bunu kolaylıkla halletmeniz mümkün hale geldi. Dolayısıyla biz de bir sorumluluğun ifası adına böyle bir çalışma içerisine girmiş olduk. Akaid'den başlıyor dediğim gibi. Mezhepler tarihi, dinler tarihi, hadis, fıkıh, efendim, tasavvuf ve benzeri 8 tane başlıktan oluşuyor. Haftada bir gün 2,5 saat şeklinde bir planlama yaptık. Bu şekilde Cenab-ı Hak izin ruhsat verdiği sürece, nasip ettiği sürece bu çalışmayı sürdürüp devam ettirmeyi düşünüyoruz. Hatta arzu edenler için Arapça bir kur da başlatıyoruz Allah nasip ederse. Usulüddin kelam, usulü fıkıh ve usulü hadis alanlarında Arapça tedrisat görmek isteyen, ders görmek isteyenler olursa, talep olursa böyle bir kur da başlatacağız inşallah. Detaylarını sitelerimizden, Twitter'dan, Facebook'tan duyuracağız. Bu önümüzdeki hafta içerisinde mesele netleşmiş olacak. Bunu da bu vesileyle huzurlarınızda duyurmuş olayım. Bu bir imkandır. Değerlendirmekte fayda var. Artık keşke Anadolu'nun hemen hemen her vilayetinden bu tarz şeyler geliyor bize. Keşke Ankara'da da bu seminerler olsa biz de istifade etsek. Yahut keşke Amerika'da da olsa biz de istifade etsek diyen kardeşlerimiz var. Dolayısıyla bunun artık Amerika'ya, Ankara'ya götürülmesi gerekmiyor. Geçen sene ben Avrupa'ya gittim. 4 ayrı bölgede yaptık bunu. Yarıya kadar geldik. Yarıdan itibaren o yarım bıraktığımız yerlere bu çalışma devam edecek. Ayrıca sıfırdan da başlatıp devam ettireceğiz inşallah. Duyurusunu yaparsanız, katılmak isteyenler olursa çevrenizden bu çalışma hep birlikte başlasın, yürüsün inşallah. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın.